Bizim esas planımızda İskenderun ve Samandağ var. Evet. Ama İskenderun'u iktidar bize vermeyince ikisini bir zaten oraya yapamam. Buraya da yapamam. Şimdilik Arsus'a yapacağız. Ama Samandağ özellikle bu Orta Doğu'ya açılan şey işlerse Samandağ mecbur işlevsel hale girecek. Burası da bir durak olacak. Güzel. Anlatabildim mi? Ama şimdilik madeniden başlayacağız. Madeninin bugün biraz önce şeyle görüştüm ben. Fenişleri Daire Başkanı'na. Oradaki gümrük binamız bitmiş. Bizim tabii ki esas isteğimiz şu buradan hem yük taşıyalım Kıbrıs'a özellikle. Çünkü burada hem araba taşıyalım hem de insan taşıyalım. Ama tabii Sayın Valimizin de isteği insan taşıyalım diyor. Biz Sayın Valimizin dediği şekilde yapacağız. Önce insan taşımaya başlayacağız. Tabii ki gerekli şartlar oluşur ve özellikle yük ve araba taşıma ihtiyacı artarsa özellikle de fiziki kapasitesi daha uygun bir yer bulursak oradan o işi de yaparız. Çünkü nasıl taş ucundan bunlar yapılıyorsa da Hatay'dan da yapılması lazım. Bir de Hatay'ın insanı şu anda Kıbrıs'ta bizim Türkiye'den giden en çok kişi Hatay'dan gidiyor. Hatay. Bizim orada büyük bir şeyimiz var, insan popülasyonumuz evet. var. Ben mesela Lefkoşa'da falan gezerken kendimi Hatay'da geziyormuş gibi görüyorum. Evet. Çünkü herkes bir yerden çay ısmarlıyor, kebap yediriyor, tatlı yedireyim diyor. Yani bizim kendi mahallemiz gibi orada insanlar her biri bir iş tutmuş. Hatta o günü biz Gine ile kardeş oluyoruz şimdi. Meclisten çıkarttık, onlar da çıkarttı. Muhtemelen Ocak sonu bir seyahatimiz olacak iş adamlarımızla birlikte. Lütfederlerse sayın milletvekillerimizi de götürürüz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Ticaret Odası Başkanı'na bir görüşmelerimiz olacak. Tabii oradaki şehitliği de ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na ziyaret edeceğiz. Bir de oradaki ticaret odasını ziyaret edeceğiz. Harika. Aynı zamanda oradaki Girne'de kardeş şehrin metnini imzalayacağız. Zaten sizin ayrı bir görev var başkanım. Genel başkanımın bir görev. Sağ olsun. Sayın Genel Başkanımız bize bir görev verdi. Kıbrıs temsilciliği görevi. İnşallah bu görevi de güzel yaparız. Kardeşlik bağında kurarız. İnşallah. Bizim yani özellikle bu Akdeniz gelecekte %70 enerjinin ve güvenilir gıdanın merkezi olacak. Harika. Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin olması, Türk Cumhuriyeti'nin olması gerçekten bizim için çok önemli. Çok önemli. Hem Akdeniz'in güvenilirliği hem enerji yollarının kavşağında olması hem de bu güvenilir gıda konusunda %70 merkezde olması gerçekten bizim için çok önemli ve bizim de oraya önem verdiğimizi hissettirmemiz lazım.